Çok kıymetli dostum Gökhan Karakaş gazetecilik yapıyordu. Bir gün bana sana Atatürkçü sağlam bir adam getireceğim, tanışman lazım dedi. Ve Alp Armutlu'yla beraber beni ziyarete geldiler. O esnada Sayın Armutlu yazdığı bir kitabı Umudun Yolu diye, ki ben bu arada Armutlu'yu Nutuk Yıldızı'ndan dolayı biliyordum. Ve Çankırı Vakfı'nda da onu konferans vermesi için, pandemi dönemiydi, internet üzerinden de davet etmiş ve çocuklarıma dinletmiştim. Umudun Yolu kitabını kapağındaki İstiklal Madalyası'nı gördüğüm an bunun muhakkak Çankırı ile alakalı olması gerektiğini düşündüm. Daha içini açmadan neden bunun belgeselini yapmıyoruz dedim. Ve belgesel yolculuğumuz böylece başladı. Sayın Armutlu dedi ki bütçe yok. Ben de dedim ki iki tane denizci, bir Kastamonulu, bir Çankırılı. İnce denizcilik, Bedri İnce, Bedri amca deriz biz ona. Bir de Mustafa Can, bu işe yeter dedik. Biz soyunursak bunun altından kalkarız dedik. Bizden sonra bu kervana katılan çok eş, dost, arkadaş oldu. Ve onlarla beraber yüzümüzün akıyla çıktığımızı düşünüyorum. İstanbul'daki çekimde söylediğim bir söz vardı. Yüzyılın kahramanları o Türk kadının omzunda taşıdığı aslında bir basit mermi değildi. O sırtında taşıdığı Türklerin Anadolu'daki kaderiydi. İşte orada o anı yaşadım ve film şeridi gibi Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Rusya'dan, Karadeniz'den mermilerin gelişi ve benim ebelerimin sırtında taşınışı böyle bir şimşek gibi geçti. Hala tüylerim diken diken oluyor.